Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Artık herkesin bildiği gibi tüm dünyada savunma doktrinleri hızla değişiyor. Bünyesinde teknoloji olan tüm alanlarda otonomiye doğru bir atılım var. Ve ülkemiz savunma alanında gerçekleştirdiği büyük atılımla yerli ve milli teknolojilere ağırlık vererek günümüz teknolojisini yakaladı. Ve dışa bağımlılık oranını büyük oranda düşürdü. Hatta sadece bununla kalmayıp, dünyada çok az ülkenin üretebildiği sistemler üretti. Birçok ülkenin önüne geçti. Geleceğin silah sistemlerini bugünden geliştirmeye başlayan Türkiye, insansız hava araçları alanında oldukça büyük bir ivme kazanarak, dünyada herkesin bildiği sistemleri hem Türk ordusunun hizmetine sundu, hem de büyük bir ihracat başarısı yakalayarak diğer ülkelerin güvenlik güçlerinde kullanıma sundu. Türkiye insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı konusunda oldukça önemli yetenek ve kabiliyetler kazandı. Ve Türkiye daha önceden edindiği tecrübeler sayesinde artık daha gelişmiş sistemler üretebilecek seviyeye geldi. Bahsettiğimiz bu sistemler gözetleme, keşif ve muharebe amaçlı kullanılabiliyor. Bayraktar TB2, Akıncı, TUSAŞ Anka ve TUSAŞ Aksungur gibi daha birçok insansız hava aracı Türkiye'de üretiliyor. Akıncı şu an için Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan en fazla yük taşıma kapasitesine sahip hava aracı. Bu hava aracı F-16'nın yaptığı bazı görevleri de icra edebiliyor. Bayraktar Kızılelma'nın ise F-35'lerin bile açığını kapatabilecek bir sistem olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Çünkü Bayraktar Kızılelma'nın gövdesi stealth teknolojisine uygun olarak tasarlanmaktadır. Böylece uçağın düşük radar izine sahip olması planlanmaktadır ve bu sayede adeta F-35 gibi görev yapabilecektir. İçinde bir pilot bulundurmayan hava aracı, bu sayede pilotun etkileneceği G kuvveti gibi insan kullanımında ortaya çıkabilecek dezavantajlardan etkilenmeyecektir. Böylece Bayraktar Kızılelma'nın manevra kabiliyeti bir pilotun sınırlarına bağımlı kalmayacaktır. Her geçen yıllarda Türkiye yeni sistemlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu durumda Türk savunma sanayi büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi olarak geri dönüyor. Türkiye sadece insansız hava araçlarına değil, insansız kara aracı ve insansız deniz araçları gibi gene otonom sistemlerin peşinde. Yakın zamanda içinde birçok değişik konsept ve boyutlarda insansız sistemlerin güvenlik birimlerine teslim edilmesi de bekleniyor. İnsansız deniz araçlarında da oldukça başarılı sistemleri ortaya koyan Türk savunma sanayi bu sistemlerle beraber Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Söylediğimiz gibi insansız sistemlerin birbirine bağımlı olmadan kullanımı oldukça yaygın. Türkiye'nin asıl amacı ise bütün bu insansız sistemlerin ortak bir şekilde görev yapması. Bunun için bu sistemlerin birbirine entegre edilmesi gerekiyor. Bu sayede Türkiye inanılmaz bir güce kavuşarak hem havadan, hem karadan, hem de denizden eş zamanlı operasyonları gerçekleştirebilecek. TCG Anadolu gemisinden de birçok siyaha kalkacağını düşünürsek bu durum gerçekten çok kritik bir kabiliyet. Yani kısacası Türkiye'nin amacı insansız bir ordu oluşturmak. Hem bu sayede Türkiye risk faktörünü en az seviyeye indirecek. Ayrıca ordumuzda görev alan kahraman askerlerimizin can güvenliği için de oldukça önemli bir adım. Bu sistem sayesinde Türkiye artık geleceğin sistemlerini birbirine entegre ederek dünyadaki gelişen teknolojiyi en önce kullanan ülkelerden biri olacak. Bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri oldukça eski bir maziye sahip. Bu kadar uzun yılların bize oldukça büyük bir getirisi var. Tarih boyunca elde edilen zaferler sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri büyük tecrübe ve bilgi birikimine erişmiş ve kendini her seferinde yenileyerek düşmanın her zaman 10 adım önde olmaya çalışmış ve günümüze kadar gelmiştir. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri yenildiği açık yapısıyla bu yüzyılın insansız ordusuna ilk adımını attı. Bu insansız orduyu tamamlayıp ayrı bir birlik olarak kullanmak istiyor. Ülkemiz ürettiği insansız sistemlerle tüm kuvvetleri uzun vadeli olacak şekilde insansız hale getirmenin planını yapıyor. Hatta şimdiden bile oldukça önemli adımlar atılmış durumda. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki siyah ve İHA'ların sayısı 200'ü bulmuş durumda ve bu sayı her geçen gün artarak hava kuvvetlerimizin elindeki F-16 sayısına yaklaşıyor. Hava kuvvetlerimizin elinde bugün oldukça fazla sayıda F-16 savaş uçağı bulunuyor. Ve hava kuvvetlerimizin asıl vurucu gücü şu an için F-16'lardan oluşmakta. Lakin bu durum çok yakında değişecek gibi duruyor. Türkiye dediğimiz gibi sadece insansız hava araçları değil, daha çok insansız otonom sistemler konusuna odaklanmış durumda. Bu sistemleri yerli ve milli olarak üretmeye çabalayan ve olabildiğince hızlı bir şekilde envantere hazır hale getirmeye hedefleyen ülkemiz, böylece yavaş yavaş insansız orduya doğru ilerliyor. Tabii ki her zaman olduğu gibi önümüze engeller çıkacaktır. Bildiğiniz gibi Türkiye birçok ambargo ve yaptırıma maruz kaldı.
Ama Türkiye bu ambargo ve yaptırımlardan sıyrılmayı başarıyor. Karşımıza çıkan ambargo ve yaptırımlara karşı ambargo uygulanan sistemlerin yerlisini oldukça makul seviyelerde üreterek sistemlerimize entegre ediyoruz. Yani kısacası bu durum Türkiye'yi durduramıyor. Türkiye artık ulaştığı teknolojik kabiliyette tüm dünyanın dikkatini çekmeye başardı. Ve artık dünyaya savunma alanında oldukça başarılı bir ülke olduğunu kanıtladı. Artık Türkiye, insansız sistemlerde bir dünya markası diyebiliriz. Videonun başında da bahsettiğimiz Bayraktar Kızı Elma bizi oldukça heyecanlandırıyor. Dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk bile F-35 ve benzeri 5. nesil insanlı savaş uçaklarının gelecekte insansız hava araçlarına karşı hiçbir şans olmayacağını ve geleceğin insansız hava araçlarının ibaret olduğunu belirtmiştir. Muhtemelen ülkemizin yerli ve milli olarak ürettiği milli muharip uçak, Türk ordusu envanterinde bulunan son insanlı savaş uçağı olacak diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin güç de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.